İki yıl önce buraya hayallerimi gerçekleştirmek üzere geldim. Şimdi nereden geldiğimi soruyorsunuz tabii. Nereden geldim? İzmir'den. Çok benim için radikal bir karardı. 2000 kilometre öteden geldim buraya. Yani sırf gelme sebebim üniversite okumaktı. Başka hiçbir sebebim yok. Çünkü hayalimdi. Yani ölmeden ne olursa olsun ben bu üniversiteyi bitireceğim. Ve başarımı yüksek derecede bitirip torunlarıma hediye edeceğim diyordum. Ve bunu gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Yani onu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ben size anlatamam. Çok çok mutluyum. İyi ki geldim. İyi ki burada Van'ı tanıdım. Van'daki öğretmenleri tanıdım, öğrenci arkadaşlarım, hepsini çok çok seviyorum. Hepsine de çok teşekkür ediyorum bu arada bana katkılarından dolayı. Önce hiç kimse öğrenci olarak görmedi. Hep ben bir öğretim görevlisi ya da dekan dediler genelde bana. Ben her seferinde dedim ki arkadaşlar ben de sizin gibi bir öğrenciyim. Yani bayağı onun bir şeyini yaşadım. Ama tabii bu kötü bir şey değildi. Hep böyle gurur veriyordu yani. Bir taraftan da gurur duyuyordum kendimle. Sonra öğrenci arkadaşlar gerçekten beni çok... Nasıl diyeyim? İyi karşıladılar, güzel karşıladılar ve hepsiyle çok iyi anlaşıyorum. Yani üniversitede tanımadığım hiçbir öğrenci yok her bölümden. Çok çok seviyorlar. Yani yaş sınır mı? Değil. Bunu çok çok iyi örnek alsın herkes. Çünkü eğer yaşla yani belli bir yaşta okunmayacak deniliyorsa buna en güzel örnek benim. 62 yaşındayım şu anda. 62 yaşında ben bu gururu taşıyorum. Ve herkese tavsiye ediyorum okumanın yaşı yok. Ne olursa olsun her ne olursa olsun mutlaka okusunlar. Hedefte yüksek lisans. Yani onu da mutlaka gerçekleştireceğim. Bu sene olmasın, yaşım el verdiği süre içinde hiç sorun değil, mutlaka gerçekleştireceğim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. YÖK'ün 34 yaşını doldurmuş kadınlar için bir kontenjanı oldu. Geçen yıldan uygulamaya kondu, bu yıl da devam edecek. Üniversitemizde de kadın öğrenci sayısı 35 yaş üstünde epeyce yerleşmeye başladı. Bugün de yine onlardan biri 62 yaşında bir öğrencimizi mezun edeceğiz. Siz de görüştünüz kendisiyle. Ben de kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah çocuklarıyla birlikte gelip mezuniyet törenine katıldı. Çok güzel bir duygu. Yani eğitimin, okumanın yaşı yoktur. İnsanda o heyecan, o şevk olursa ve gerçekten gelip azimle biz kadınların o azmini gördük. Öğrencimizde gördük. Aynı zamanda bölüm birincisi olarak mezun oldu. Ben kendisini de ayrıca kutluyorum.